Arkadaşlar bir tane portakal ciketimiz var. Portakal ciketimizin ağzı dolu. Şimdi karma malevi akvaryumumuzu şöyle göstereyim. Dördüncü aydayız. İki tane yavrumuz kalmıştı. Şimdi tekrar yavruladı. Şimdi onu yakalayacağız ve onu yavrunun içerisine koyacağız. Ve yavruluktan yavrularını bırakmasını bekleyeceğiz. Kusturma yöntemi yapmayacağım. Kendisi serbest bırakacak. Yani bugün 17-18. günü. 21 gün sonra normalde artık büyümüş olacaklar. Göreceğiz bakalım. Sadece anneyi oraya alacağız. Gördüğünüz gibi şu büyük olan tam ekranda şu anda. Anneyi yakalamamız gerekiyor. Bakalım başarabileceğiz mi bu kadar kayalıkta, bu kadar alanda. Deneyeceğiz. Büyük bir kepçemiz var. Yukarıdan uygun bir anda yakalayacağım ama şu anda benim hareket ettiğimi görüyorlar. Gördükleri için de çok bir yere çıkmıyor şu an. Annemiz nerede bakalım. Evet, kenara doğru geliyor. Gel bakalım. Taşları almadan yapabileceğiz mi bu işlemi bakalım. Bozmak istemiyorum. Ama ısrarla çıkmıyor. Bir sürü kaya da olduğu için. Diyem atıyormuş gibi yapacağız. Şöyle hatta birkaç tane yem atalım. Ki buraya doğru gelsinler. Yem attığımı görünce çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yeme doğru gelmesi lazım. Biraz daha atalım. Evet, çık bakalım. Hadi. Resmen yakalanacağını anladı gibi çıkmıyor. Tehlikeyi sezdi. Yavrularını koruyor şu anda. Evet, hiçbir şekilde çıkmıyor arkadaşlar. Şöyle yakın çekim alacağım. Benden korkuyorlar şu anda. Evet, kenarda. Şimdi gördüm onu. Geliyor. Evet. Kayanın arkasına doğru çıkıyor ama tehdit oluşturabilecek bir şey de kaçacak. Evet, aynen. Direkt kayanın altına giriyor. Dolayısıyla yakalama şansımız yok. Arkadaşlar, annemizi yakalayamadık. O yüzden akvaryumdaki taşları çıkaracağım. Sonra da alacağız anneyi ve yuvalara koyacağız. Evet arkadaşlar, çıkardık şimdi taşlarımızı. Şimdi annemiz şu kenarda. Onu korkutmadan yakalayacağız. Korkutmadan yakalayıp hemen yavrunun içerisine koymamız gerekiyor. Yavrunu düşürmesin diye. Bu üçüncü defa olacak. Birinci defasında kendisi atmıştı. İkinci defasında zaten videolarda çektiğim gibi yavruları olmuştu 17-20 tane. Ama biz iki tanesini ancak tutabildik.
Onun haricinde şey yok. Daha fazla bulamadık. Şurası saklanma alanı olabilir. Orayı da çıkartalım. Çok ürkütmeden almamız lazım tek seferde arkadaşlar. Çok yetenekliymiş bu konuda arkadaş. Yakalayamadık. Evet, annemizi aldık arkadaşlar. Çok ürkütmüyorum. Çok ürkütmeden. Evet. İçine koyduk yavru. Arkadaşlar kendisi şu anda çıkarmayacak. Bir süre yavrularını çıkarmayacak. Şöyle bakabiliriz. Yakından göstereceğim şimdi size. Bakın. Ağzında yavruları görüyorsunuz. İçinde. Bir sürü yavrusu var. Ben şu anda tekrar o küçük diğer kendi yavrularını, yani büyümüş olan 15 günlük olan diğer yavruları da alacağım oraya. O da burada. Bakalım nasıl bir tepki verecek kendi yavrularını görünce ya da yavrular görünce nasıl bir tepki verecek. Atlamasın diye yavrular geldi. Evet, yavrular ilk defa anneyle karşılaşacaklar. Bakalım nasıl bir tepki verecekler. Evet, yaklaşacağım şimdi. Evet. Anneleri ve 20 günlük yavruları. Arkadaşlar doğar doğmaz hemen ikinci günde tekrar ikinci günü mü üçüncü günde tekrar yumurta aldı dişimiz. Aç şu anda, bayağı aç. Bakın onları yemeye çalışıyor. 21 gündür tabii ki hiç yemek yemediği için bayağı formdan düştü. Ama ben arada yine yavru yemleri verdiğim için yavru yem akvaryuma dağılıyor. Onlardan besleniyor. Arada o yemleri bakın yiyor gördüğünüz gibi. Çok aç. Kusturmayacağım arkadaşlar. Çünkü henüz annemiz yavruları biraz daha küçük olabilir. Kusturursam diğer yavrularla sıkıntı yaşayabilirler. Başka bir akvaryumumuz yok şu anda. O yüzden şimdi bir süre birlikte takılacaklar. Onları da yiyeceğini düşünmüyorum. Yavrularını da yemeyecektir. Evet arkadaşlar, genel durum böyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.